CHP'nin resmi yayın organında CHP yandaşı bir gazeteci tutuyor. Çıkıyor ve diyor ki bu Yavuz Ağaralioğlu var ya diyor. Tasfiye edilmesi. Bu diyor tasfiye edildi çünkü diyor CHP'ye karşı diyor yani CHP politikalarına karşı CHP'nin hareketine karşı pürüz çıkarıyordu diyor. Çıkartıyor. Sıkıntı çıkarıyordu diyor. Ne iyi oldu tasfiye. İyi oldu diyor. Meral Akşener de diyor bu pürüz olmasın diye Yavuz Ağaralioğlu'nu tasfiye etti diyor. Şimdi Yavuz Ağaralioğlu'nun ona oy veren insanlar bu görüntüyü izleyince ne diyecek? Ben evet. Onu da merak ediyorum yani. Yavuz yani Ağaralioğlu ne diyecek? Ben onu merak ediyorum. Mukaddesatçı diye tanımlanıyor ya. Yani şimdi İyi Parti bir MHP'yi bölerek geldiler değil mi? Hı hı. Yani biz ülkücüyüz. Daha iyi ülkücüyüz. Hatta daha iyi değil. Onlar ülkücü değil. Gerçek ülkücü gerçek biziz, ülkücü biziz yani. Diye. Gerçek biziz işte diye. Efendim. Mansur Yavaş öyle diyordu. Muhafazakar. MHP'yi CHP'ye çevirdiniz. Bilmem ne yaptınız falan filan diyordu. CHP'den gitti. Belediye başkanı seçildi. Yani, mukaddesatçı olarak kendini tanımlıyorlar. Ve bu tanımlamanın İYİ Parti'deki temsilcilerinden birisi de bahsedilen isim. Yavuz Bey. Doğru mu? Evet. Şimdi ben de soruyorum. CHP'nin bir takım politikalarına arıza çıkarttığı gerekçesiyle tasfiye olduğunuz, tasfiye edilmesinden memnun olan CHP medyasının bu açıklamasını gören kendisini muhafazakar, mukaddesatçı, ülkücü, milliyetçi olarak tanımlayan İYİ Parti seçmeni ne düşünecek? Peki şu soruyu sormayacak mısın? Ben şehidin, bu soruyu sorabiliyorum ancak. Şehidin bacısına küfredeni sarıp sarmalayacaksın. Sarmalayacaksın. Onu eleştirene yavşaklar diyeceksin. Tamam mı? Bitti ama ben onun söylediğini söylüyorum. Bir genel başkan. Yani bir bir hanımefendinin ağzına o ifade yakışıyorsa tabii. Şehidin bacısına küfredeni sarıp sarmalayacaksın ve onu eleştirenlere hakaret edeceksin. Ama CHP'ye pürüz çıkaranı da kapının önüne koyacaksın. Bir de bana bunu izlersin. CHP'ye pürüz çıkarmıyor Turgay Güler. CHP'ye pürüz çıkarmıyor. Hı hı. Selahattin Demirtaş açıkladı. HDP ile birleşmeye CHP'nin HDP'nin yolundan gitmesiyle ilgili konularda bir eleştiri yaptı. Selahattin Demirtaş da bundan bir süre önce bunun ırkçı ve faşist olduğunu söyledi. Sadece bunun değil. Bakın İYİ Parti içindeki o MHP'den gelen bazı isimlerin Yavuz Ağaralioğlu'ndan daha da önemlisi Koray Aydın'dır. Koray Aydın'dan teşkilatları aldı tamamen. Koray Aydın'la ilk başta ihtiyacı vardı. Onunla birlikte yol yürüdü ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde ülkücüleri iktidar yapmaktan bahseden bir Meral Akşener'in aslında bir Truva atı olduğu ortaya çıktı. Çünkü Selahattin Demirtaş biz bunlardan rahatsızız dedi ve bunlar görevden alındı. Meseleye böyle bakmak lazım. Bunlar altılı masadaki o konuşmaların doğal bir sonucudur. 6+1 yola devam edecekler. Düne kadar bunlara ihtiyaçları vardı Meral Hanım'ın. Koray Aydın gibi, Yavuz Ağaralioğlu gibi isimlere şimdi ihtiyaç kalmadı. Bir süredir zaten susuyor biliyorsunuz. Kendisi ne demişti? PKK eşittir. HDP demişti. Bu söylemleri dillendirmiyor. HDP'den ve CHP'den gelen İYİ Parti'ye yönelik, yani siz milliyetçisiniz, bakın milliyetçilik çok kötüdür, tukakadır şeklindeki eleştirilere de sesini çıkartmıyor. Ne yapıyor? O eleştirileri kabul ediyor. Altyapı hazırlıyor. Yani önümüzdeki günlerde HDP ile birlikte yol yürüyeceklerinin bir göstergesidir bu. Şimdi tabii burada İYİ Parti seçmeni ne yapacak? Ona bakmak lazım. Yani ne Koray Aydın ne de Yavuz Ağaralioğlu buradan oturup bir tepki gösteremezler. Buradan ayrılamazlar. Ayrılsalar da gidecekleri yerler yok. Çünkü taş yerinde ağırdır. Bunlar ortada kaldılar. Bunlar bu istiskali sinirlerine çekmek zorundalar ama İYİ Parti seçmeni ne yapacak? Buna hala rıza mı gösterecek? Çünkü gerçekten gelinen nokta ülkücüleri iktidar yapmaktan HDP ile yol yürümeye, birlikte olmaya kadar ulaşan, gelen bir siyaset çizgisi var. Peki Meral Akşener önümüzdeki günlerde kalkıp ne diyecek?
Bunları izlemek lazım ama başından ben demiştim, bunu söylüyordum. Meral Hanım'ın ülkücülükle, milliyetçilikle ilgisi yoktur. O bir kitle partisi oluşturacak, ülkücülükle de kullanıyor diyordum. Dediğim çıktı, bunu defalarca burada konuştuk, söyledim, örnekler verdim. Ve maalesef bu noktaya geldik. Şu anda Selahattin Demirtaş İYİ Parti içinde Koray Aydın ve Yavuz Ağrelioğlu'ndan daha etkili, o da görüldü işte bu tasarrufla. Eyvallah. Son değerlendirmesi de var. Şimdi çok, yani isimler üzerinde çok durmaktan yana değilim. Çünkü tabii hem Ağrelioğlu hem de Koray Aydın için, yani benim siyasette gördüğüm şey, özellikle mesela Koray Aydın çok eski bir siyasetçi. Geçmiş siyasetçisinden bakarak söylersek Meral Hanım yarın çağırır, bir görev verir, koşa koşa gider alırlar yani. Öyle çok, öyle onun çok üstüne durmuyor. Tabii ben... Yani aynı siyasette kanaatte. Öyle bir durum var. Ama tabii bir kendine... Ama etkili bir görev vermez. Teşkilatı yok, vermez. Ben yani... Eyvallah. Çünkü yok, Koray Aydın'ın doğrudur, MHP'lilerle yani ilişkisi vardır. İyi Parti'yi MHP'lilere teslim etmek istemiyor. Ülkücülere teslim etmek istemiyor. Yoksa verir tabii ki. O da evet, koşa koşa gider ya alır. Şu, az evvel de ben dedim zaten. Yani, eyvallah. Eyvallah. Onlara ayrılamazlar. Emin Pazarcı, eyvallah. Söylememiştim zaten. Evet. Dolayısıyla kendinin duyduğu bir rahatsızlık yok mu pozisyonda? Yok, öyle bir sorun yok. Şimdi ben şeye geleceğim. Yani İyi Parti nereye işgal ediyor? Şimdi hep söylüyorduk. Yani hep söylediğimiz bir şeyi tekrar edelim. İyi Parti bir proje partisiydi. Milliyetçi Hareket Partisi Amerikacı ekip tarafından, Batıcı ekip, NATO'cu ekip tarafından ele geçirilemediği için bölündü. O dönemi hatırlayın. O kongreler süreci vesaire bölündü. Yani İyi Parti böyle ortaya çıktı. Ve bölünmekle kalmadı. Yani önce bir kaset operasyonu kaset yapıldı. Operasyonu. Biliyorsun. Önce kaset operasyonu. Yani Sayın Bahçeli'ye ulaşamadılar. Onu vuramadılar. Ona erişemediler ama işte kurmaylarını falan götürdüler. Sonra kongre süreci başladı. Ve orada da pek çok insanın kafasını da karıştırdılar. Yani bu işi başardılar. Bir çıkış noktası yakaladılar ama İyi Parti bastığı zemin itibariyle geleneksel milliyetçi muhafazakar seçmenden ziyade büyük kentlerde yoğunlaşmış neofaşist söyleme açık kitlelere hitap ediyor. Ne demek neofaşist söylem? Göçmen karşıtlığı, ekonomik dalgalanmalarda sosyal mobiliteye hızla akabilecek lümpen kesimler. Şunu düşünün, Cem Uzan'ın seçime girip 3-5 ay içinde %7 oy almasını düşünün. Yani nereden aldı o ayı adam? Kokoreç dağıtarak oy aldı İzmir'den mesela. Buralara hitap ediyor özellikle. Yani bir şey yaratacak, toplumda bir düşman figürü yaratacak. Şimdi özellikle bu benzer şeyler, siyasi aktörler Avrupa ülkelerinde de çıkartılıyor. Yani turuncu devrimlerden sonra daha çok öne çıkartılıp şey yapılıyor, sivriltiliyor. Bence son ayarlarını yapıyor İyi Parti şu anda. Önümüzdeki günlerde İyi Parti'nin bizim bu çok hani mesela şaşırtıcı bulduğumuz isimlerle bile, yani milliyetçilikten sıyrılıyor falan diyoruz, İyi Parti söylemde ultra milliyetçi alanlara sapabilir. Çünkü hep provokasyon peşindeydi. Provokasyondan da bir şeyler topladığını gördü. Seçim yaklaştıkça bu sefer siyasi bir mevzi alayım ve oradan devam edeyim diyor. Safra atıyor yani kendince. Yaptığı şey o. Hani genel ona milliyetçilik denmez ki Gaffar Bey. Milliyetçilik demiyorum. Ona istismar siyaseti tabii denir. Tabii milliyetçilik demiyorum. İstismar siyaseti denir. Tabii, yani tabii. Milliyetçilik değil onun bu. Onun için neofaşist diyorum özellikle. Milliyetçi kavramını kullanmıyorum. Yani burada daha o tonu arttıracak. Mesela göçmen karşıtı söylemi arttıracak. Çok ilginç olaylar oluyor toplumda. Biz gözden kaçırıyoruz. Mesela şöyle hadiseler oluyor bakın. Şimdi hayvanlarla ilgili bir yasa çıktı. Avrupa'nın dünyanın en ileri, en güzel yasalarından biri uygulanıyor. Ama bu arada başıboş köpeklere dair de bir sorun var Türkiye'de. Büyük sorun var. Tabii o da bir sorun. Çünkü insanlara saldırıyor, başka sıkıntılar var. Belediyeler bu kanun çerçevesinde bir şeyler yapılıyor bak. Şimdi fakat kanunu ele aldığınızda güzel bir kanun olduğunu, ileri bir kanun, yazısında yazdım ben bunu, ileri bir kanun. Uygulaması da şöyle ya da böyle yapılıyor. Fakat burada istismara açık bir alan oluşuyor. Neden? Çünkü işte yani bir çocuk yaralanıyor, ölüyor, bir şey oluyor. Yani ya bunlar... Avrupa'da sen sokakta köpek mi gördün? Şimdi o ayrı bir, oraya gelmeyeceğim, başka bir şey söylemek istiyorum. Bak o konu yani sokakta köpek bizde olabilir, o ayrı bir konu. Yani bizde başka bir sistemimiz var çünkü. Başka bir kültürümüz var. Fakat şuraya geleceğim. Mesela bu konu kim olduğunu bilmediğimiz çeşitli gruplar sosyal medyada örgütleniyorlar. Bir tek konu üzerinden, mesela aslında çocukcağız bir trafik kazasına kurban gitmiş. O köpek mepek falan da var işin içinde. Bir anda o bir isyana dönüşü veriyor. Çok korkunç bir isyana dönüşü yani. Ve bakıyorsunuz yani Twitter falan kullanılıyor bunun içinde. Sosyal medya yasası da maşallah hala çıkmadığı için. Bir anda bakıyorsunuz oradan bir hani göçmen karşıtlığı gibi bir alevleniyor bir şey.
Vay efendim çocuklarımızı mı kaybedeceğiz? Çocuklarımız mı öldürülecek? Ya devlet denen bir mekanizma var, kanun var, polis var. Mutlaka bunlarla beraber hareket edilmesi lazım. Şimdi İyi Parti özellikle kolayca mobilize edilen, bu lümpen sosyal kesimlere oynuyor. Ve bakın bu sosyal medya yasası konusunun var olmaması da en fazla İyi Parti gibi aktörlere yarıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.